Oyun Dünyası'nda bu ay programından herkese merhabalar. Bu videomuzda Ağustos ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından bakacağız. İlk oyunumuz Spider-Man Remastered. Çıkışıyla geçtiğimiz neslin en popüler oyunlarından biri olmayı başaran Spider-Man oyunu yakın dönemde pek çok önemli PlayStation yapımının yaşadığı durumu yaşayarak PC'ye geliyor. Tabii beraberinde Remastered takısı almaya itecek güncellemelerle birlikte. Işın izlemeli yansımalar, DLSS, derin öğrenmeli köşe yumuşatma ve ultra geniş ekran desteği gibi yeniliklerle birlikte gelecek olan Spider-Man Remastered herhangi bir uygulamaya özel olmayacak. Hem Steam hem de Epic Games üzerinden ulaşılabilecek. Ana oyunu haricinde sonrasında gelen 3 adet hikaye DLC'sini de içerecek olan Remastered sürüm daha önce PlayStation 5 için çıkış yapmıştı. Şimdi ise 12 Ağustos'tan itibaren PC oyuncularıyla buluşacak. İlk oyunlarıyla GTA benzeri bir deneyim sunmayı amaçlayan, sonrasında rotasını absürt komediye çeviren Saints Row serisi bu yıl itibariyle reboot yapmaya hazırlanıyor. Renkli dünyası, cafcaflı ekipmanları ve uçuk aksiyonuyla eğlence dozunu yüksek tutmayı amaçlayan oyun, örnek vermek gerekirse wingsuit yaparak helikopterlerden kaçabildiğiniz aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Şayet bir nebze olsun ciddiyetten uzak, aksiyon dolu bir macera yaşamak istiyorsanız veya eski Saints Row oyunlarını sevenlerdenseniz reboot edilmiş haliyle yeni Saints Row oyununa da bir şans verebilirsiniz. Saints Row 29 Ağustos'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4 ve Xbox One'da boy gösterecek. Hız tutkunlarının oyun dünyasındaki en uğrak noktalarından biri hiç şüphesiz her yıl düzenli olarak çıkış yapan Formula 1 oyunları. Peki hiç direksiyon başında değil de teknik ekibin başında olmayı düşündünüz mü? Pilotları yönlendirmek, egoları kontrol etmek, doğru pit stop ve yakıt tüketimi stratejileri yapmak ve zafere giden yolda takımınıza liderlik etmek. İşte tüm bu dinamikleri deneyim etmenize olanak tanıyan bir oyun bu ay itibariyle çıkış yapacak. F1 Manager 2022. İsminden de anlaşılabileceği üzere Formula 1 dünyasının menajerlik oyunu gibi görebileceğimiz yapım, sürücü kabiliyetleri kadar takım kararlarının da sonuca ne derece etki edebileceğini gösteren bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Şayet ilginizi çektiyse F1 Manager 2022 25 Ağustos'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4 ve Xbox One'da çıkış yapacak. Strap yourselves in. This is Formula 1. Arcade makinalar bir dönemin oyun çılgınlığının başrolleri. Artık eskisi kadar fazla yerde yoklar ama o döneme yetişmiş oyuncuların anılarında büyük yer kaplıyorlar. Peki kendi arcade salonunuzu açma imkanınız olsaydı? Arcade Paradise işte tam da bu amaçla hazırlanmış. Ashley isimli bir ana karakteri kontrol ettiğimiz oyunda ailemize ait olan çamaşırhanenin anahtarı karakterimize veriliyor. Biz de bu çamaşırhaneyi işleterek bir yandan da ufaktan bu mekanı hayalimizdeki arcade salonuna çevirmek için yola koyuluyordu. Her biri kendi oynanış mekaniklerine, hikayelere ve görevlere sahip olan 35'ten fazla Atari oyununun olacağı belirtilen oyun, renkli dünyasıyla oldukça ilgi çekici duruyor. Arcade Paradise 11 Ağustos'ta PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Bu ayın bir diğer dikkat çeken oyunuysa Vahşi Batı temalı sıra tabanlı RPG Hard West 2. Aslında tam olarak Vahşi Batı demek doğru olmaz. Çünkü bu oyun kovboylar arası düellolardan çok doğaüstü bir takım varlıklarla da mücadele edeceğiniz bir yapı sunuyor. Karakterlerinizi oldukça detaylı bir şekilde geliştirmenize olanak tanıyan yapısı ve ismine yakışır şekilde sunduğu atmosferle merak uyandırdığını söyleyebiliriz. Özellikle sıra tabanlı RPG oyunları günümüzde eskisi kadar sık çıkmadığı için bu oyunun iyi bir çıkış yapabilmesini gerçekten çok istiyorum. Şayet Vahşi Batı temasını veya sıra tabanlı RPG'leri seviyorsanız 4 Ağustos'ta PC için çıkış yapacak Hard West 2'ye göz atmanızda fayda var. Every trick up your sleeve. Sıradaki oyunu tanımlamak isteseydim işte kuzu kuzu geldim demek isterdim. Çünkü bu oyunda kuzusunuz. Evet, baya kuzu. Hem de öyle böyle bir kuzu değil. Birçok farklı kuzu tarikatının olduğu bir toplulukta kendi fikirlerini yaymaya ve kendine yandaşlar bulmaya çalışan bir kuzu. Karakter tasarımları itibariyle son derece sevimli ama atmosferiyle de bir o kadar karanlık bir dünyası olan Cult of the Lamb tarz olarak Don't Starve'la epey bir benzerlik gösteriyor. arkasında Devolver Digital bulunduğu için iyi bir oyun olmasını umduğum Cult of the Lamb 11 Ağustos'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Ağustos ayının diğer dikkat çeken yapımlarına bakacak olursak, döneminin sevilen oyunlarından Papers, Please 5 Ağustos'ta mobil platformlar için, Grim Dawn'ın yapımcıları tarafından geliştirilen strateji türündeki Farthest Frontier 9 Ağustos'ta PC için, Epic Games'in oynaması ücretsiz Brawler Royale oyunu Rumbleverse 11 Ağustos'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4 ve Xbox One için, avcılık temalı Way of the Hunter 16 Ağustos'ta PC, PS5 ve Xbox Series için, bir başka avcılık temalı oyun Call of the Wild the Hunter'ı geliştiren ekibin bu kez balıkçılık teması üzerine yoğunlaştığı yeni oyunu Call of the Wild the Angler 31 Ağustos'ta PC için, Electronic Arts'ın her yıl düzenli olarak çıkardığı spor oyunlarının bir yenisi Madden NFL 23 19 Ağustos'ta PlayStation 5 ve Xbox Series için ve Ninja Kaplumbağaların sevilen nostaljik oyunlarını bir pakette toplayan Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabanga Collection 30 Ağustos'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Peki sizin merakla beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzda Ağustos ayında çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, herkese iyi oyunlar.